İnegöl Belediyesi'nin organize ettiği deprem simülasyonu tırına gelen öğrenciler ve öğretmenler 7.2'lik depremi anını yaşadı. Son zamanda Türkiye genelinde yaşanan depremlerle birlikte İnegöl'de birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı İnegöl Belediyesi tarafından organize edilen AFAD'ın deprem simülasyon tırı İnegöl'e geldi. İki gün boyunca burada kalacak olan tıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci akın etti. Gelenler önce AFAD personeli tarafından deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra öğrenciler gruplar halinde deprem simülasyon tırına alınarak 7.2 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı. Deprem anını yaşayan öğrenciler yaptıkları açıklamada gerçek bir deprem anında ne yapacaklarını bilmediklerini, ancak verilen bu eğitimlerle birlikte daha da bilinçlendirdiklerini belirtti. Faydalı ve yararlı bir şeydi. Sonuçta halkımız eğitimsizlik yüzünden ölme oranları yükselebilirdi. Böyle eğitimler verildiği sürece, halkımız eğitimsizliği sürece daha bilinçlendiğimiz için ölme oranları, depreme karşı nasıl bir tedbir alacağımız, deprem anında ne yapacağımızı öğrendiğimiz için bence iyi bir uygulamaydı. İnsanların hayatını kurtarıcı bir uygulamaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. O anları yaşarken neler hissettiniz? Aslında bu gerçek bir şey değil ama insan ister istemez bir tepki, bir korku oluyor. Şimdi sonuçta sağlanıyor. Bunun gerçeğini düşündüğümüzde böyle bir şey herhalde ne yapacağım çok aklıma gelmezdi. Burada hocamız sayesinde eğitim aldık. Ona da teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten korkutucu bir şeydi. Öğrenciler deprem simülasyon tırındaki 7.2 büyüklüğündeki depremin gerçek olmamasına rağmen korktuklarını da dile getirdiler. Evet, ilk baş korktuk ama korkmamamız gerekiyor. Sakin bir şekilde ne yapacağımızı bilmeliyiz. 1999 depremini yaşayan öğretmen ise yapılan uygulamanın gerçeği aratmadığını belirterek bu tür çalışmaların güzel olduğunu söyledi. AFAD ekibine ve bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Simülasyon gerçekten ben de girdim yaşadım. Oldukça etkileyiciydi. 99 depremini yaşamış biri olarak o günlere gittim. Allah kimseye böyle bir acı olayı bir daha göstermesin, yaşatmasın diyorum. Gerçekten canlandırma neredeyse birebir gibiydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.